Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıra milletvekili adaylığı büyük tepki çekince geri adım atıldığı ortaya çıktı. Deva Partili Ergin'in Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterildiği öğrenildi. Seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girme kararı alan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi küçük partilerin meydana getirdiği liste krizi derinleşti. Gelecek Partisi kurucularından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin üzerinden başlayan tartışmalar kördüğme dönünde CHP ve DEVA'dan son dakika manevrası geldi. Sadullah Ergin'in CHP Hatay Milletvekili listesinin 1. sırasından aday gösterilmesi büyük tepki çekince geri adım atıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergin isminde ısrar etmesi üzerine ikinci formül geliştirildi. CHP ve DEVA Partili kurmayların CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Sadullah Ergin'in listesini kaydırma kararı aldığı öğrenildi. Buna göre Hatay'da 1. sıra Sadullah Ergin'e verilmeyeceği bildirildi. Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin'in, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldığı saptandı. DEVA Partili Ergin'e CHP Ankara 1. bölge 4. sıradan yer açıldığı belirlendi. Böylelikle 14 Mayıs genel seçimlerinde Sadullah Ergin, CHP'nin Ankara milletvekili adayı olarak seçmen karşısına çıkacak.